Çok kıymetli büyüğümüz, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, kıymetli beyefendi Hamidettin Ateş Beyefendi, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler ve çok kıymetli katılımcılar, Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı ve Esenler Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi paneline hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam edeceğiz. Kıymetli hocamız Hafız Ahmet Dinci, ben sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna kulle şeyin خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم الفاتحة Şimdi çok kıymetli büyüğümüz, değerli vakfımızın denetim kurulu başkanı Nazmi Değirmenci Bey'i ben buraya davet ediyorum. Açış konuşmalarını yapmak üzere buyursunlar efendim. Kıymetli Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanım, saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili gönül dostlarımız, Somuncu Baba Osman Hulusi Efendi paneline hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Anadolu topraklarını bizlere yurt yapan, büyüklerin anıldığı bu programda aziz şehitlerimizi rahmet, minnetle anıyor, vatan, millet ve bayrağımızın ilelebet payidar olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Vatanımız, bayrağımız, milletimiz için hiçbir fedakardan kaçınmadan tüm hizmetleri sahabetle yapan, yürüten insanlarımıza şükranlarımı en kalbi muhabbetlerimle arz ediyorum. Büyükleri anlamak için onlar gibi yaşamak ve tavsiyelerini yerine getirmek gerekir. Garazsız ve ivazsız hizmet etmek gerekir. Kimsesizin düşkünün ayağı, eli olmak gerekir. İnsanlığa hizmet etmek için yürek gerekir, gönül gerekir, sevgi gerekir. Sevgi dil ile değil, fiil ile olunca güzeldir. Anlamını o zaman bulur. Sevgi yaşadıkça, paylaşıldıkça hissedilir. Sevgi ilahi duyguların ezelden sineye nakşedilmesidir. Esas olan gönül ikliminde gönül medeniyetini inşa etmektir. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretleri gibi bu duyguları yoğunca yaşayan, bütün varlığı hizmet için oluşturmuş, yaşamış büyüklerimiz şimdi burada Somuncu Baba ve Hulusi Efendi Hazretleri'nin ruhaniyetlerini, gönül dünyamıza tesirlerini canlı bir şekilde hissetmekteyiz. Ne mutlu bize. Bugüne kadar vakfımıza yapılan bütün hizmetlerde maddi manevi desteklerini esirgemeyen tüm devlet erkanına, bu buluşmaya vesile olan Esenler Belediye Başkanımıza, bu etkinlikte emeği geçen herkese vakfımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapan Hafız Ahmet Dinç hocamıza, panelistlerimize hepsine şükranlarımı arz ediyorum. Uzaktan yakından buraya teşrif eden saygıdeğer misafirlerimize, siz sevgili gönül dostlarımıza, vakfımız adına en kalbi duygularımla muhabbetlerimi bildiriyorum. Panelimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu buluşmadaki gönül birlikteliğimiz ebediyen daim olacağına inanıyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim Vakfımız Denetim Kurulu Başkanı Nazmi Değirmenci Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Bu arada aramıza Sayın Başkanımız katıldılar. Hoş geldiniz. Yine aramızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay Bey aramızdalar. Hoş geldiniz efendim. Efendim bir iki telgrafımız var. Hemen onu sizlerle paylaşayım. Somuncu Baba ve Hulusi Efendi paneline nazik davetiniz için teşekkür eder. Şahsınızda panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlar. Bütün konuklarınızı sevgi ve saygıyla
Selamlarım Kültür ve Turizm Bakanımız Nabi Avcı göndermişler. Efendim teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. Manevi mimarlarımızın aziz hatıraları münasebetiyle düzenlediğiniz programa nazik davetiniz için teşekkür ederim. İnanıyorum ki Anadolu'nun maneviyat önderlerinden Somuncu Baba'nın ve tasavvuf edebiyatında bir gönül sultanı olan Hulusi Efendi'nin mirası, fikir ve eserleri nesilden nesile artan bir şükran ve minnetle her zaman yad edilecektir. Bu vesileyle alimlerin alimi Somuncu Baba'yı ve muhterem Hulusi Efendi'yi rahmetle, minnetle anıyor, bu güzel iklimde bir araya gelen tüm konukları sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım. Efendim bu nazik, ince davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Şimdi şehrimizin mimarı, şehrimizin emini, çok kıymetli belediye başkanımız Mehmet Tevfik Göksu beyefendiyi ben sahneye davet ediyorum. Buyursunlar Sayın Başkanım. Saygıdeğer hocalarım, saygıdeğer vakıf yetkililerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu programın hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Esenler Belediyesi olarak Fatih Sultan Mehmet Han'ın belediye başkanlarına bırakmış olduğu iki kelimelik çok önemli bir vasiyetini inşa etmek, onu ihya etmek, onu idrak etmek üzere Anadolu'yu mayalayan bu topraklarda aslında şöyle bir baktığımızda görünmeyen kahramanlarımızı görünür hale getirmek ve Anadolu'nun her bir köşesindeki o bu toprakların ayakta kalmasının aslında en önemli kahramanları olan gönül sultanlarını Esenler'in delikanlılarıyla, Esenler'in insanıyla, bu toprağın insanıyla buluşturmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ifadesiyle şehri imar ederken ahaliyi abad etmek üzere bu organizasyonları yapmayı önemsiyor ve özenle de yapılmasına gayret ediyoruz. Çünkü biz millet olarak ve bu toprakların çocukları olarak üzerimizde tarihin tankları geçmese de modernitenin tankları üzerimizden geçip zihinlerimizde dezenformasyona, zihinlerimizdeki dönüşüm tesirlerine hep birlikte kendi kültürel kodlarımızın ihyası ve inşası için dur dememiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hele hele her şeyden önemlisi bu topraklar ve bu toprakların çocuklarına yıllarca sahte kahramanlar, gerçek kahramanlar gibi anlatılmış ve sahte kahramanlar neticesinde burası çok önemli, merdiven altı din üretimiyle bu toprakların birliğini, bu toprakların dirliğini, bu toprakların heyecanını, bu Anadolu çocukların o sevdasını zedelemek üzere dış istismarcılarla topraklarımız adına bir angajayla taşeronluk faaliyeti yürüten değişik yapıların bu topraklarda var olduğunu gördüğümüzde gerçek değerlerin su yüzüne çıkmasını, gerçek değerlerin bu milletle buluşmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor, bir kez daha idrak ediyor, bir kez daha heyecanla bu işlerin yapılması gerektiğine bir kez daha inanıyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki biz gerçekten bu toprakların sadece ve sadece sorumluluğumuz 80 milyonluk insan nüfusuyla alakalı olmadığını, özelde 1.7 milyarlık İslam dünyasıyla, genelde ise yaklaşık 9 milyarlık insanlık aleminin bu topraklardan çıkacak olan sese ihtiyacının olduğunu, bütün insanlığın bu toprakların adalet duygusuna ihtiyacı olduğunu, bu toprakların çocuklarının imanının bütün insanlığın ihtiyacı olduğunu bilen insanlar olarak şunu çok iyi biliyoruz ki insanlığın imarı ancak gönüllerin imarıyla mümkündür. Gönüllerin imarı ise gönülleri imar edecek gönül sultanlarının varlığıyla mümkündür. Biz ki bu gönül sultanlarını gelmişiyle ve geçmişiyle eğer neslimize tanıtabilir,
bu toprakların çocuklarına tanıtabilirsek aslında bu şehrin geleceği açısından en hayırlı hizmeti yapmış oluruz. Hele hele çok daha uzun değil, 15 Temmuz'da yaşadığımız hain darbe girişimi, 15 Temmuz'da yaşadığımız bu toprakların işgal hareketini gözümüzün önüne getirdiğimizde bu çeşmenin orijininden su içenlerin, bu kaynaktan sağlam su içenlerin bu toplumla buluşmasının gerektiğini bir kez daha anladık. Bunun için biz Esenler Belediyesi olarak inandığımız ve inanmak istediğimiz bu topraklarda emeği olan, bu topraklarda yüreği olan, bu topraklardaki çocuklarımızın, neslimizin, insanımızın yetişmesine katkısı olan, hani yeryüzünü imar eden de insandır, yeryüzünü ifsad eden de insandır anlayışıyla yeryüzünü imar eden gönül sultanlarımızı bu salonlarımızda misafir ediyoruz. Bu meydanlarımızda misafir ediyoruz. Biliyoruz ki bu salonlarımızın şerefi bu gönül sultanlarını misafir ettiğimiz kadar şereflidir. Biliyoruz ki şehirlerimizin meydanı o meydanlarda bu gönül sultanlarımızı misafir ettiğimiz kadar kıymetlidir. Biliyoruz ki bu şehrin meydanlarına, bu şehrin imkanlarına, bu şehrin sokaklarına, bu şehrin caddelerine sahip çıkan bu milletin çocukları bu şehrin gönül sultanlarıyla buluştuğunda bu şehre daha çok sahip çıkacaklar. Bu topraklara daha çok sahip çıkacaklar. Hangisi, kim, ne tuzak kurarsa kursun Allah'ın izniyle bu toprakların bereketiyle bu toprakların çocukları elinin tersiyle onları tarihin çöplüğüne gönderecektir ve buna da gücü yetecektir Allah'ın izniyle. Aziz dostlar, bugün Hulusi Efendi Hazretlerini burada misafir ediyoruz. Biz öyle inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz bazı şeyler vardır ki tasarrufları devam eder. Bazı şeyler vardır ki onlardan duyduğunuz en ufak bir tını, en ufak bir kelime yüreğinizde farklı bir heyecan ulaştırır. Farklı bir haz oluşturur. İşte bizler bugün anmaya çalıştığımız, bugün anacağımız ya da bugün konuşacağımız bu gönül dünyamızın gönül deryasının, bu şehrimizin topraklarının gönül deryasına derya katmasını temenni ediyor. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize canı gönülden teşekkür ediyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. İki güzel ses, iki güzel avaz. Osman Hulusi Efendi'nin divanından kanatlanan birbirinden güzel eserleri bizler için dillendirecekler. Hep birlikte onlara kulak vereceğiz.
Özü pak olan derdi
Cemal Dilber'i görendir sen. Derdilesin elsi çakı çak ola Cemal Dilber'i. Şimdi çok kıymetli iki konuşmacımızı ben huzurlarınıza davet edeceğim. Profesör Doktor Necdet Tosun gelecekler. Nakşibendiliğin şehir hayatı üzerindeki etkileri, Hulusi Efendi'nin sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki etkileri başlıklı konuşmalarını takdim edecekler. Yine Resul Kesenceli gelecekler ve Ehl-i Sünnet akidesi içerisindeki Sırat-ı Mustakim, Nakşibendilik, Darende Silsilesi ve Hatıralar başlıklı konuşmalarını sunacaklar. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem hazırını saygıyla selamlarım. Hoca Bahattin Nakşibend Hazretleri hacca gittiğinde Kabe'ye sarılmış yaşlı bir zat görür. Gözyaşla dua ediyordur. Haline imrenir. Kulak verdim diyor Hoca Bahattin Nakşibend. Acaba duasında ne diyor diye. Dünya malı istiyordu diyor. Sonra Mina'ya gittim diyor. Şeytan taşlama yeri. Herkes haccın rükünleriyle, ibadet kısmıyla meşgulken baktım diyor bir genç ticaret yapıyor. Fakat şöyle kalbine nazar ettim diyor. Kalbi zikrullah ile meşguldü. Eliyle alıyor, satıyor, kazanıyordu. Ticaret yapıyordu ama gönlünde dünya sevgisi, dünya malı yoktu. Bunun üzerine Hoca Bahattin Nakşibend Hazretleri şöyle diyor. Maşallah, el kârda, gönül yârda. Nakşibendilikte ve genel anlamda bütün tasavvuf tarihinde bu cümle önemli bir prensip olmuştur. Bedenimizle toplum içinde bulunacağız. Çalışacağız, kazanacağız, insanlara, topluma, cemiyete faydalı olacağız. Ama bunu yaparken dünyayı, dünyalığı kalbimize koymayacağız. Tasavvuf önceleri bir tasavvuf ekolü olarak, bir ahlak okulu olarak, bir maneviyat okulu olarak başlamıştı. Önceleri yazılı kaynakları yoktu. Zamanla tasavvuf hakkında eserler yazıldı. İlk zamanlarda fıkıh kitapları da yoktu. Tefsir kitapları da yoktu. Akaid ve kelam kitapları da yoktu. Bir Kur'an-ı Kerim vardı. Sonraları hadisler derlenip toplandı. Daha sonra diğer ilimler, eserler yazıldı. İslami ilimler böylece zaman içerisinde teşekkül etti. Tasavvuf, Peygamber Efendimiz ve ashabının yaşadığı zühd hayatının, takva hayatının, ihsan kıvamında ibadetin devam ettirilmesinden ibarettir. Zamanla ilimler teşekkül ederken, oluşurken, gelişirken fıkıh ilmi sadece ibadetlerin şeklini ele aldı. Yani namazda işte tekbir nasıl alacağız? Erkekler böyle, kadınlar böyle. İşte secdede nasıl duracağız? Rükuda nasıl eğileceğiz? Gibi bir kısım hareketleri fıkıh ilmi ele aldı. Fakat namaz dediğimiz şey sadece bir kısım eğilip bükülme hareketlerinden ibaret değildir. Namaz bir ibadettir. Kulluktur. Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah. Kad eflehal müminun
اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazında huşu içinde olan müminler kurtuluşa erdi, buyuruyor Cenab-ı Hak. Demek ki namazda huşu diye bir mesele var. Ama fıkıh kitaplarında huşu diye bir bölüm yoktur. İşte elimiz nasıl olacağız? Belimiz rükuda nasıl eğilecek? Veya Cibril hadisinde Peygamber Efendimiz'e Cebrail insan suretinde gelir ve bazı sorular sorar. İslam nedir? İman nedir? Üçüncü soru, ihsan nedir? İhsan nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir buyurur. Ama fıkıh kitaplarında ihsan kıvamında ibadet nasıl olur diye bir bölüm yok. Namazda huşu diye bir bölüm de yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de var, hadislerde var. İşte ilimler oluşurken, gelişirken ibadetlerin şekil yönünü fıkıh ilmi ele almış, ibadetlerin manevi tarafını, huşu tarafını, ihsan tarafını, duygu boyutunu tasavvuf ilmi ele almıştır. Adeta bir kardeş payı yapmışlar kendi aralarında. Bir centilmenlik anlaşması yapmışlar. Fukaha demiş ki biz şekil tarafını yazalım, duygu boyutunu, manevi tarafını da tasavvuf ehli yazsın, çizsin, onu işlesin, ele alsın. İkisi birlikte olduğu zaman ibadet oluyor. Ben çok ihlaslıyım ama namaz kılmayı bilmiyorum veya kılmıyorum. Olmaz. Ben namaz kılmayı biliyorum, yatıp kalkıyorum ama benim huşuyla işim yok. Bana lazım değil diyemeyiz. O da olmaz. İkisi olduğu zaman iki kanatlı, yani zülcenaheyn, tam kamil bir ibadet oluyor. İşte bu konuları, güzel ahlak, kötü ahlaktan arınmak, yani tezkiye, Kur'an-ı Kerim'in kavramları, ibadetlerin manevi boyutu gibi konuları ele alan, topluma Allah sevgisini, peygamber sevgisini aşılayan tasavvuf ilmi ve tasavvuf hayat tarzı zaman içerisinde kurumsallaştı. Dergahlar kuruldu, tekkeler kuruldu. Ribat, zaviye, mevlevihane gibi değişik isimler kuruldu. Sufilerin zaman zaman bir araya gelecekleri, sohbet edecekleri, zikir yapacakları, dertleşecekleri mekanlar kurulunca, eserleri yazılınca, kavramları, ıstılahları, usulü, adabı, erkanı oluşunca tasavvuf artık kurumsallaştı, büyük tarikatlara dönüştü. Küçük tarikatlardan, küçük zühd ekollerinden daha büyük, güçlü, adabı, erkanı belirlenmiş tasavvuf ve tarikatlar artık dergahlarıyla, tekkeleriyle kurum haline geldiler. Bu kurumlar da toplumda çok önemli hizmetler ifa ettiler. Bu tasavvuf tarihinde topluma hizmet, cemiyete hizmet, şehir hayatına hizmet anlamında birçok örnekler var. Daha yakın tarihimizden 20. yüzyılda Anadolu'da yaşamış büyük mutasavvıflardan Sivaslı İhramcızade İsmail Hakkı Efendi bunlardan birisidir. Birçok hayır hizmetine öncülük etmiş bir zat. Sivas Ulu Cami'nin tamiri, Sofu Yusuf, Serçeli, Dikmevi camilerin inşası, çeşitli köprü, sebil ve çeşmelerin inşası, Sivas İmam Hatip Okulu'nun yapımı ve onarımı gibi hayır hizmetlerinin yapımında öncülük etmiştir İhramcızade Hazretleri. Yine 20. yüzyılın büyük velilerinden Malatya Darendeli Osman Hulusi Efendi de birçok imar ve toplumsal hizmet işinde ön ayak olmuştur. Osman Hulusi Efendi yıllar öncesinden arsalarını dahi belirleyerek Darende'ye 200 yataklı bir hastane yapılmasını tavsiye etmiş. Bu hastaneyi görmeye ömrü vefa etmemiş ise de kurduğu vakıf onun bu arzusunu yerine getirmiştir. 24 Haziran 2000 tarihinde temeli atılan hastane 2005 yılında tamamlanmış olup şu anda Darende'de halka hizmet vermektedir. Osman Hulusi Efendi eğitim ve kültür faaliyetlerine de çok önem ve destek verirdi. 1986 yılında kurduğu Hulusi Efendi Vakfı bu sahada birçok hizmete imza atmıştır. Osman Hulusi Efendi'nin bazı kültürel hizmetleri şunlardır. Şeyh Hamidi Veli Cami ve Külliyesi'nin onarılması, Zaviye Mahallesi'nde kullanılmaz halde olan Ulu Cami'nin aslına uygun hale getirilmesi, Abdurrahman-ı Erzincani Külliyesi, Abdurrahman Gazi Camii ve Külliyesi, Balaban Camii, Camisi, Mersin Hulusi Efendi Camii,
İstanbul Ebu Zer Camii ve Kültür Sitesi'nin inşası. Hulusi Efendi erkek öğrenci yurdu. Ayşe Sıddıka Hanım kız öğrenci yurtları. Darende İlahiyat Fakültesi'nin inşası. Darende İmam Hatip Lisesi'nin yapımı. Darende Devlet Hastanesi'nin jeneratör desteği. Hacı Naciye Hanım Sağlık Ocağı. Somuncu Baba Dergisi ve daha birçok hayır hizmetleri. Osman Hulusi Efendi Darende'nin güzelliklerinden Kudret Hamamı'nı kullanılır hale getirmiştir. 1956 yılında çevre halkınca Gevr Hamamı veya Kudret Hamamı havuzu olarak bilinen yerin yolu ve havuzun yapılması için bizzat çalışmıştır. Tohma Nehri içinden taşlar çıkararak inşaatın yapılmasına ön ayak olup şifa kaynağı bir menbaı insanların hizmetine sunarken etrafındaki sevenleri ile de bir hayır hizmetini teşekkür ettirmiştir. 1984 yılında Kudret Havuzu'na giden yola bir köprü yaptırmıştır. Hulusi Efendi Darende İplik Fabrikası'nın yapılması için de destek vermiştir. Darende Endüstri Meslek Lisesi'nin yapımına, birçok çeşmenin inşasına yardımcı olmuştur. Tasavvufun temeli insana hizmet olduğu için gönül ehli mutasavvıflar hem insanlara faydalı olacak kurumlar inşa ederek şehirleri imar etmişler hem de insanların gönlünü imar etmişlerdir. Gönül imarı bir insanı yanlış yoldan çevirip ebedi kurtuluşa sebep olacağı için zahiri imardan daha önemlidir. Bu gönül imarı da iki türlü olmaktadır. Birincisi, henüz İslam ile tanışmayan kişilere İslam'ı güzelce tanıtmak ve onların Müslüman olmasına vesile olmak. İkincisi de Müslüman olduğu halde nefsine uyup gayri İslami davranışlar içinde olan kişilerin gönlünü kazanıp onları doğru yola sevk etmektir. Bu konuda tasavvuf tarihinde birçok örnekler vardır. Ancak burada sadece iki tanesini paylaşacağız. Birincisi gayrimüslimlerin İslam'a kazandırılması. Bayezid Bistami Hazretleri'nin komşusu varmış. Mecusi, ateşe tapan. Bir gün bu komşu beyi bir vesileyle başka şehre gitmiş. Evde çocukları kalmış, hanımı kalmış. Akşam olunca bu Mecusi'nin çocuğu ağlıyormuş. Çünkü evde yakacak bir şey yok, bir kandil yok, mum yok. Karanlıktan çocuk korkup ağlıyormuş. Bayezid Bistami bunu duyunca her akşam o komşusunun evine birkaç mum veya kandil göndermiş aydınlansınlar diye. Aydınlanınca çocuk da rahat etmiş, ağlamamış. Bir süre sonra o komşunun beyi gittiği şehrinden geri dönmüş. Hanımına sormuş, ne yaptınız ben yokken diye. Hanımı anlatmış, işte yakacak bir şeyimiz yoktu, kandilimiz yoktu. Karanlık olunca çocuk korkuyordu, ağlıyordu ama bizim bu Müslüman komşumuz Bayezid Bistami her akşam bize bir kandil gönderdi veya birkaç mum gönderdi. Aydınlandık, çocuk da rahat etti deyince o mecusi yani ateşperest demiş ki madem ki Bayezid'in ışığı evimize geldi biz de bu küfür mecusilik karanlığında kalmayalım ve ailece Müslüman olmuşlar. Bu şekilde insanların İslam'a kazandırılması ile ilgili tasavvuf tarihinde birçok örnek vardır. İkinci örnek, Müslüman olduğu halde gafil olan insanların kazanılması. O da, o örneğimiz de şudur. İhramcızade Hazretleri ihvanı ile tekke önü de sahraya gitmişler. Yemekler pişirilmiş, sofralar hazırlanmış, sohbetler yapılacağı zaman, yemekte yeneceği zaman İhramcızade Sırrı Efendi isimli müridine diyor ki, şurada diyor, birileri var karşı tarafta. Onlara da yemek götürün biraz. Fakat o karşıdakiler işte içki içen sarhoş olmuş kişiler. Sırrı Efendi önceleri göndermek, yemek götürmek istemiyor. Yani bunlar sarhoş gibilerden. İhramzade ısrar edince neyse oraya onlara da bir miktar yemek götürüyorlar. Aradan birkaç sene geçiyor. Birkaç sene sonra bu Sırrı Efendi İhramzade'nin yanına gelince yanında birkaç kişi daha varmış böyle. İhramizade Hazretleri soruyor Sırrı Efendi'ye. Bunları tanıdın mı bu gençleri diyor. Yok efendim tanıyamadım diyor. Hani birkaç sene önce
sana dedim ya yemek götür şunlara diye. Sen de götürmek istememiştin baştan. İşte o gençler bunlar diyor. Demek ki ikram ile, şefkatle, merhametle yaklaşınca insanlar bir şekilde zaman içerisinde hidayete erebiliyor. Bizim memleketimiz Bandırma. Bandırma'da Tatlıcı Ali amcamız vardı. 2008'de vefat etti. O da bu yolla, şefkatle, merhametle birçok kişinin gönlünü kazanmış bir insan. Bir gün otobüse binmiş, Bandırma'dan Bursa'ya gidecek. Yanında birisi var koltukta. Arada ceketinin iç cebinden, yanındaki adam ceketin iç cebinden böyle viski mi derler, konyak mı derler çıkarıp arada içiyormuş, gene koyuyormuş. Biraz sonra gene çıkarıyor, içiyor falan. Ali amca o adama demiş ki, beyefendi demiş, ben size çok özeniyorum. Adam, bey baba demiş, bizim neyimize özeniyorsun? Ben ayyaş bir adamım. Otobüste bile duramayıp içiyorum. Tatlıcı Ali efendi demiş ki, yok yok demiş, hani siz böyle sarhoş olup gecenin bir yarısı sokağa çıkıp Allah diye bağırıyorsunuz ya. Ben demiş ona çok özeniyorum. Benim de içim yanıyor. Sokağa çıkıp Allah diye bağırmak istiyorum. Ama konu komşu ne der diye utanıyorum, çıkamıyorum. Siz ise kimseyi dinlemiyorsunuz, takmıyorsunuz, çıkıp bağırıyorsunuz ya, işte ona çok özeniyorum demiş. Adam bunu duyunca başlamış ağlamaya, etkilenmiş, içkiyi bırakmış. İşte tasavvuf ehlinin metodu bu. Şefkatle elinden tutmak, kurtarmak. Başka birisi olsa, belki biz olsak, adam şimdi yanımızda içiyor. Belki biraz sonra sarhoş olur. Sövüp saymaya başlar. Biz en iyisi, muavin bey boş bir koltuk var mı biz tüyelim buradan derdik. Ama o kişiyi kurtaramazdık. Kaçmak olurdu ama kurtaramazdık. İşte tasavvuf tarihinde bu tür böyle örnekler çok. Hem mutasavvıflar şehirleri imar etmiş, kütüphane olarak, aşevi olarak, konaklama mekanı olarak, mektep olarak vesaire kurumlarıyla topluma hizmet etmişler. Hem de gönülleri fethetmişler, gönülleri kazanmışlar, insana hizmet etmişler. Netice olarak tarihte yaşayan önceki mutasavvıflar, gerek tarihte yaşayan önceki mutasavvıflar ve gerekse yakın dönemde yaşayan kanaat önderi, sufiler ve gönül erleri hem şehirleri hem de gönülleri imar etmişlerdir. Tasavvufa hizmete geçen, topluma hizmete geçen, cemiyete hizmete geçen bu Allah dostlarını rahmetle anıyoruz. Sözlerimizi merhum Osman Hulusi Efendi'nin öğüt tarzında bir şiiriyle bitiriyorum. Alemi sen kendinin kölesi kulu sanma. Sen hak için alemin kölesi ol, kulu ol. Nefsin hevası ile mağrur olup aldanma. Yüzüne bassın kadem, her ayağın yolu ol. Garazsız hem ivazsız hizmet et her canlıya. Kimsesizin düşkünün ayağı ol, eli ol. Allah için herkese hürmet et de sev, sevil. Her göze diken olma, sümbülü ol, gülü ol. İncitmesen kimseyi, kimseye incinme hem. Güler yüzlü tatlı dil, her ağzın balı ol. Nefsine yan çıkıp Kabe'yi yıksan dahi, incitme gönül yıkma, ger uslu, ger deli ol. Güneş gibi şefkatli, yer gibi tevazulu, su gibi sehavetli, merhametle dolu ol. Gök çek gerek dervişin sağını yoksula baya. Suçluların suçundan geçip hoşgörülü ol. Varlığından boşal kim, yokluğa erişesin. Sözünü gerçek söyle, Hulusi'nin dili ol. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Muhterem Vakıf Mütevelli Heyet Başkanım, kıymetli gönül dostlarımız. Bugün sizlere tebliğimde Ehl-i Sünnet akidesi içerisinde
sırat-ı mustakim, nakşibendilik ve darende silsilesini anlatmaya çalışacağım. Tabii sözlerime başlarken öncelikle şunu ifade edeyim. Ülkemiz için, bayrağımız için, toprağımız için seve seve canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Aynı zaman içerisinde devletimizin, milletimizin, bayrağımızın yükselmesi ve yücelmesi için fedakarca çalışan insanlarımıza Cenab-ı Allah'tan muzafferiyetler niyaz ediyorum. Aslında şunu söylemek gerekir. Bizlere vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ülke sevgisini, toprak sevgisini öğreten büyüklerimizdir. Yani tertemiz tarih boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den günümüze kadar hiç bozulma göstermeden gelen bu silsile her zaman ve her dönemde çok güzel insanlar yetiştirmiştir. Öyle ki onların tüm hali, yaşayışı en güzel örneklik teşkil eder. Nasıl mı? Hemen birkaç hatırayla başlamak istiyorum. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri haçtadır. Ve o sırada bir Türk hacısı dilenir. Bakar ki dilenen Türk hacısı ve göğsünde Türk bayrağı var. Onun yanına yaklaşır ve şunu söyler. Der ki, ya bu bayrağı burada taşımayacaksın ya da dilenmeyeceksin. Gerçekten de şunu görürüz. Hulusi Efendi Hazretleri bu haliyle örnek olur. Ve şunu ifade eder çevresindeki ihvanlarına. Oğul, bizim elimize bir parça taş geçse bu ülkenin menfaati için kullanırız der. Tabii hemen şunu ifade etmemiz lazım. Bu nitelik nereden kaynaklanır? Tarihten günümüze kadar gelen silsileden. Çünkü nesilden nesile geçerken kökleri çok sağlam olan ve bir sonrakine aktarılmak suretiyle günümüze kadar gelen bu silsile insanları yönlendirir. Hatta bu yönlendirmede sevgiyi, merhameti, yaşamayı, düzgün olmayı, sünneti seniyyeye uymayı öğretir. Bir Orta Doğu seyahatlerinde vakıf başkanımız Hamit Hamidettin Ateş Efendi bir otelde misafir olacağı sırada başını kaldırdığında şunu söyler. Bakınız burada bayrağımız dalgalanmıyor. Bizim bayrağımızın dalgalanmadığı yerde biz yatmayız der. İşte bu aynı zamanda hem bir derstir hem de örnekliktir. Bayrağımızın oraya asılmasıyla birlikte kendileri orada kalırlar. Şunu ifade etmek gerekir burada. Aslında her şeyiyle onlar en güzelini yaparlar, en mükemmelini yaşatırlar. Çünkü onların temeli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dayanır. Biz şunu söyleriz burada. Onların temel düşüncesi Hulusi Efendi Hazretlerinin deyimiyle şudur. Şeriat tarikatın kabıdır. Şeriatsız tarikat olmaz. Şeriatsız tarikat elekle tohmadan yani ırmaktan su taşımaya benzer. Öyleyse halimize dikkat etmek gerekir. Tabii bunlar dikkat ederken, dikkat ettirirken insanların haline
yaşayışlarına Cenab-ı Allah'a kul olmayı öğretirler. Nasıl mı kul olmayı öğretirler? Şunu söylemek lazım. Kul olmanın birinci vasfı Cenab-ı Allah-u Teala Hazretlerinin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'e tam olarak bağlı kalmak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymaktır. İşte onlar bunu yaşarlar. Bunu yaşarlarken de etrafındakilere, çevresindekilere bunu yaşatırlar. Hem tarikat silsilesi olarak hem soy silsilesi olarak Darende'ye baktığımızda çok güzel bir hal görürüz. Nasıl mı? Somuncu Baba Hazretlerine baktığımızda yaklaşık olarak 30 kadar fermanın geldiğini, pek çok padişahın ferman gönderdiğini görürüz. Ve o fermanlarda şunlar yazılıdır. Denir ki, bu bölgedeki civardaki bulunan arazilerin gelirlerinin tamamı Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ve ahvadına bırakılmıştır. Onlar dilediği gibi kullanabilir, tasadduk edebilirler. Ve Somuncu Baba Hazretleri ve ahvadından gelenler padişahlara arz yazarlar. Yazmış oldukları arzda şu vardır. Derler ki, bizler bu gelirlerin hiçbirini kendi tasarrufumuz içerisinde kullanmak istemiyoruz. Bu gelirleri yetimlere, yoksullara, kimsesizlere vermek istiyoruz. Eğer bizim bu şartımızı hükümdarlar, padişahlar kabul ederse biz de kabul ederiz derler. Bunun üzerine padişahların yazmış oldukları arzda o şartla verilir. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi kendi ismiyle anılan bu vakfı kurar. Aslında bu vakıf Somuncu Baba Hazretlerinin ve ahvatının hükümdarlara yazmış olduğu bu arzın devamıdır. Yani tarih içerisinde de günümüzde de hiç bozulmadan aynı şekilde devam eder. Tabii ki hem ülkemiz içerisinde hem de ülkemiz dışında Orta Doğu'dan tutun da Balkanlara kadar ehli sünnet akidesini bozmak maksadıyla harekete geçen bir kısım batılı devletler bunda muvaffak olamayacaklardır. Niye muvaffak olamayacaklardır biliyor musunuz? Büyüklerin duası vardır, himmeti vardır, onların gayreti vardır, onların nazarı vardır. İşte bu sebepten dolayı da onlar muvaffak olamazlar ama bizler de buna dikkat etmemiz gerekir. Yani diyor ya Hulusi Efendi Hazretleri, elinde var iken fırsatı ganimet bil, heba olmadan ömür tariki Mustafa'yı tut. Öyleyse ömür geçmeden tariki Mustafa'yı tutmak gerekir. Aslında söylenen sözleri anlamak gerekir, yaşamak gerekir. Bu işin herhangi bir şekilde bahanesi de olmaz. Tabii şunu ifade edelim. Zamanımız hızlı geçiyor. Fazla uzatmayacağım. Bizler Darende silsilesine baktığımızda Seyyid Mustafa Haki Hazretlerini de görürüz. Aslında Mustafa Haki Hazretleri Birinci Dünya Savaşı içerisinde, Balkan Savaşları içerisinde İstanbul'da bulunmuş ve tüm mücadelesini en güzel haliyle vermiş, Osmanlı Mepusan Meclisi'nde mepusluk görevini yapmış, etrafına örneklik teşkil etmiştir. Öyle ki kendisi burada mepusluk yapmış olduğu dönem içerisinde yapmış olduğu hizmetler çok güzeldir. Hatta 2. Abdülhamit Han'ın huzur dersleri de bizzat kendisi katılmıştır. Bu arada meşayih makamı tarafından kendisine İsmetullah dergahı verilmiştir. Ve burada oturmuş, burada çok sayıda alimle, mürşitle, mütefekkirle görüşmüş ve onların ifadesiyle Seyyid Mustafa Haki Efendi'nin ilmi o kadar yeterlidir ki hepsi bundan etkilenmiştir.
Tabii ki şunu görürüz. Aslında İsmetullah dergahının silsilesi Abdullah-ı Mekki Hazretlerine dayanır. Ve Abdullah-ı Mekki Hazretlerine baktığımızda üçüncü kuşak olarak Seyyid Mustafa Haki Hazretlerine, yani manevi anlamda dergahın gerçek sahiplerine döndüğünü görebilmemiz mümkündür bizim. Öyle ki kendisi vefat edene kadar bu dergahta kalır. Hatta hac sırasında özellikle Halil Hamdi Dağıstani Hazretleri ile bir görüşmesini Halil Hamdi Dağıstani Hazretleri şöyle anlatır. Der ki, Seyyid Mustafa Haki Efendi geldiğinde tasarruf etmek istedim. Ama tasarrufta etkisiz kaldım. Onun çok kuvvetli bir manevi yapısının olduğunu gördüm. Bunun üzerine çok memnun kaldım. Ve dedim ki, senin pirin Çorumlu Mustafa Rumi Efendi seni çok iyi yetiştirmiş. Ve bundan sonra bendeki bulunan tüm yetkileri sana devrediyorum. Ve senin mürşidine de bir mektup yazıyorum. Yazmış olduğu bu mektupta da hem tebrik etmiş hem de kendisinden sonra halefi olduğunu da belirtmiştir. Ve dolayısıyla burada şunu söylememiz mümkündür bizim. Yani bunlar sözle olan, şakşafa ile olan, bir kısım konuşmalarla olan hadiseler değil, maneviyat ehillerinin hal olarak yaşamış oldukları hadiselerdir. Öyle ki bu günümüzde de aynı şekliyle, aynı güzelliğiyle devam eder. Nasıl mı? Seyyid Mustafa Haki Hazretlerinin türbe-i şerifleri restore edilmek üzeredir. Çünkü Fatih Camii restore edilmiş ve çevresinde bulunan mezarlar da restore edilmektedir. Bu arada bir kısım insanlar o türbe-i şerifi ziyarete gittiklerinde o müteahhiti bulurlar, restore yaptıracak olan müteahhiti. Ve derler ki her yeri yapıyorsunuz. Niye Seyyid Mustafa Haki Efendi'nin türbesine dokunmadınız? O müteahhitin cevabı şudur. Bunun sahipleri darendededirler. Onlar ne derse o olur. Orada bir Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi vakfı vardır. Hamit Hamidettin Ateş Efendi vardır. Onlar ne derse o olur derler. Yani darende silsilesi Ehl-i Sünnet akidesi içerisinde hiç bozulmadan günümüze kadar gelir ve aynı şekliyle devam eder. Zaman çok geçti. Ben katılımınızdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ederken Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin Seyyid Mustafa Haki Hazretleri ile ilgili yazmış olduğu bir beyitini ifade edeyim. Ana bir bende olmak her kula haktan saadettir. Hulusi hakka vasitül visaldir Hazreti Haki. Yani o büyüklerin visaliyle, kavuşmasıyla, onların nazarıyla her şey güzel olur arz ederim. Hem konuşmalarından ötürü çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Necdet Tosun ve Resul Kesenceli'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim Esenler Belediyesi ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu programımız burada nihayet erdi. Katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun, var olun.